Evet efendim. Ağız içi ve ağız dışı anti-aging'i konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 ve 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu@tv360.com.tr'den. Konuğumuz diş hekimi Esra Çömlek. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun Esra Hanım. Şimdi sizin iki türlü yaklaşımınız var. Evet. Bir ağız içi, bir ağız çevresi diyelim. Ağız evet. dışı yaklaşımınız var. Ağız içinde temel olarak nedir anti-aging? Yani bizim genç görünmemizi, genç kalmamızı sağlayan ağız içinde neler yapılabilir? Evet, son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte diş hekimliği de farklı boyutlara geldi. Daha önce hastalar bize sadece diş yaptırmak ya da çürük doldurtmak için gelirken şu an artık işte dişimi yapmışken estetiği de tamamlayalım. İşte yüzüm çukur gözükmesin, şurası dolsun, dudağım daha dolgun gözüksün diye taleplerde bulunmaya başladı. Dolayısıyla biz de artık yeni trendlere başvurduk. Ben yaşlanmayı ağız içi ve ağız dışı olarak ikiye ayırıyorum. Ağız içi yaşlanmalar çene kemiğinin yaşlanması ve kasların zayıflaması. Bunları da biz diş hekimi olarak zaten arka grup, özellikle arka grup dişler olmadığında yüzde sarkmalar başlıyor. Bunları da işte hemen bir dişin çekilip çekilmez implantla tedavi edilip daha çene kemiğinin kaybolmadan o kemiğin hacminin korunması olarak tanımlıyorum. Özellikle bunu şeye benzetiyorum, işte erozyonlu bir toprak gibi. Nasıl bir ağaç dikildiğinde toprak erimiyorsa dişler veya implant olduğunda da çene kemiği yaşlanmıyor. Evet, yani bir kere ben şunu anlıyorum. Diş hekimliğinde artık şöyle bir şey var. Yeri boş kalmayacak kimsenin. Yani evet. her dişin yeri doldurulacak hemen. Evet, çünkü hemen dolduruyor. Boş kaldığı zaman çökmeler başlıyor, hareketler başlıyor. Bir daha önüne geçilmez. Belki değişiklikler başlıyor. Daha pahalıya mal oluyor. Daha farklı işlemler gerektiriyor. Evet, hemen ağız içini tamamlamak gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi bu implantlarla da siz hemen yerini doldurabiliyorsunuz. Şimdi ekrana görüntüleri evet. gelecek. Hakikaten bu vidalar çok işe yarar hale geldi, değil mi? Bir de kolay mı yapılıyor çok artık? Çok kolay. Evet. 10-15 dakikamızı almıyor. Yani çok basit 15 dakikalık bir işlemle hemen bir dişinizin yerine yeni bir diş ekleyebiliyorsunuz. Ben hastalarıma şöyle tarif ediyorum. Kanal tedavisinden bile daha kolay. Yani kanal tedavisinde bayağı bir ağrısızı da olabilir zaman evet, zaman. Bunda ağrı da olmuyor. Bunda o da yok. O da yok. İlk koyarken zaten normal bir diş anestezisiyle oluyor. Ondan sonra da üst metal sistem olduğu için kapakları yerleşip diş takarken bir anesteziye bile gerek kalmıyor. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Evet. Bu diş etinin içine mi giriyor, kemiğe mi kemiğin giriyor? Kemiğin içine giriyor. Kemiğin içine evet, kadar diş eti girebilir. Hafif açılıyor kemiğin içine. Diğer dişlerin köklerine göre aynı ona göre oranla implantlarımız yerleşiyor. Peki devam edelim görüntülere. Evet. Burada bir iki implant görüntümüz var. Bu vidalar kemiğin içine oturuyor. Siz evet. onun üstüne de uygun malzemeler bir kapak takıyoruz evet. önce. Sonra diş etini kapatıyoruz. 3 ila 6 ay sonra o kapakçığı açıp vida kemikleştikten sonra üstüne uygun dişimizi yapıyoruz. Yani o 3-6 ay boyunca da üstü kapaklı olduğu için normal diş varmış evet. gibi yerinde orayı dolduruyor değil mi? Diş yokmuş gibi. Yani hemen takılan sistemler de var. Yani dişi çeker çekmez implant ve üstünü yükleyebildiğiniz sistemler var. Bunda bizim implantı sıkıştırmada belli bir kurallarımız var. Yani gerekli torku aldığımızda, sıkışma kuvvetini aldığımızda hemen dişi de o gün takabiliyoruz. Bir de hiç diş olmayan ağızlar geliyor. 4 tane implant üzerine 12 dişi yapabiliyoruz. Devam edelim. Görüntülerimizde o da var. O çok enteresan geldi bana. Adeta bir çıt çıt gibi evet. çok değişik geldi görüntüsü. Evet, onu da hemen evet bu görüntü. Bu hakikaten çok yani 4 tane implantın üstüne bütün ağzın dişlerini evet. oturtabiliyorsunuz. Evet. Bunun üstüne yine yeni bir sistem daha gelişti. Onda da yine 4 tane implant üstüne tüm ağzı 24 saat içinde takmanız gerekiyor. 24 saat evet, içinde? Evet, hasta kliniğe geldiğinde dişleriyle çıkıyor. Ameliyat hiç dişsiz yapımı geliyor, dişleriyle çıkıyor. Evet, evet, bu da çok yeni bir hakikaten sistem. Hakikaten çok enteresan. Fix dediğimiz bir sistem. Bu 4 implanta bütün ağzın dişlerin oturması yani 12 hani diş, aslında 14 diş var yani yarım çene tabii olarak. Tamam canım 12, şey 12'ye biz çoktan razıyız. Evet. Ne olacak 14 diş yerine 12 diş. Ama eskiden o
takma protezler vardı girip çıkan. Şimdi onu siz vidalarla da oturtunca tabii. Vida bitti. Hiç yerinden kıpırdamıyor buradaki herhalde. Buradaki resimde o eski takma dişlerin içine memnun olmasalar da yine implant yerleştirip hani o tarzı da yapabiliyoruz. Diğer dediğim o 24 saat içinde yüklenen implantlarda ise o zaten köprü gibi. Hiç ağızdan da çıkmıyor. O daha comfortable bir şey. Evet. Peki bir sorumuz var galiba burada. Evet. Hocam buyurun. Evet. Benim bir sorum olacaktı. Yalnız diş telleriyle ilgili. Oğlumun dişleri ayrık ve diş teli de kullanmak istemiyorum. Bunun başka bir tedavisi var mı? Yani yaşı küçükse ortodontik apareleri öneriyoruz. İstemiyorsa bonding dediğimiz sistemler var ya da lamine dediğimiz sistemler var. İşte son zamanlarda hiç kesim yapılmayan prepless lamineler var. Hastanın dişlerinin üzerine direkt yapışabilen, ben buna kontak lense benzetiyorum. Dişlerin 7 yaşında. Kaç? 27 yaşında laminelerle ya da bondinglerle toparlayabilir. Onunla ilgili bir görüntümüz yok herhalde. Ama onun şöyle şöyle çok kolay dişin üstüne yapışan yapışıyor plaklarla ve onlar o kadar güzel yapışıyor ki hiç yerinden de çıkmıyor, oynamıyor değil mi? Çıkmıyor evet. Çıkmıyor. 0.3 ile 0.8 milim dişi biz önden küçültüyorduk. Şimdi prepless'lar çıktı. Hiç eğer hastanın özellikle dudak tonusunu da arttırmak istiyorsak, dudak dolgusu gibi yapılmış gibi gözüksün de istiyorsan hiç onları küçültmeden de yapılan lamineler var. Teşekkür ederiz. Evet, böyle bu soruyla biz işin lamine kısmına da evet, girmiş olduk. Ağızda bir implantlar yapılıyor, bir de lamineler. Ben bu laminelere hayranım. Evet. Çünkü hakikaten insanlara çok kısa sürede tıkır 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 o dişler pırıl pırıl çıkıyor dışarıya ve müthiş bir biyolojik yapışkanlığı var onlarda. Yani böyle hani evet, tutkal gibi de değil. Yapışkanları çok özel onların. Bir de işte oral anti-aging dediğimde bu. Ön dişler yaşla birlikte dudakla düşüyor. Ön dişler de aşınıyor. Aşındıkça insanlar daha yaşlı gözüküyor. Lamineler de Hollywood gülüşü ya da sportif gülümseme gibi değişik gülüş tasarımlarımız var. Bunları sağlayabiliyoruz dudaklarına göre. Evet, bir sorumuz var, onu da alalım. Evet. Sorumuz belki biraz ayrı olacak ama 25 yaşındayım ve bütün dişlerim benim sallanıyor. Sizin diş eti rahatsızlığınız var. Yaşınız çok genç olmasına rağmen onların da ameliyatla lazerle, özellikle son zamanlarda lazerli tedavilerle çok rahat tedavi ediliyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi diş eti problemi dediniz. Şimdi diş etiyle ilgili de bir görüntümüz var. Onu da alalım. Bazı kişilerde güldükleri zaman dişlerini değil neredeyse diş etlerini görüyoruz sadece. Evet. Gözümüze de o çarpıyor. Bazısında bir de bu hani bakın şimdi bu görüntü de var orada. Evet. Bu pembe pembe gene bir de bunun mor olanları var. Çok koyu siyah onlar mor olanları var. Onlar esmer tenlilerde oluyor. Bir de sigara içenlerde daha bariz oluyor nikotin lekelenmeleri. Burada asıl burada psikolojik boyut çok önemli doktor bey. Çünkü karşınızda özellikle bir satış temsilcisi ise ya da ciddi bir görevi varsa genelde çocuklardaki gülümseme olduğu için karşınızdaki insan sizi hani çocuk gibi algılayıp bilinçaltı olarak hani satışta olsun diğer şeylerde daha farklı algılayabiliyor satış. Özellikle çok önemli. Bir şey söyle pardon. Şimdi Esra Hanım bir yandan diş hekimlerine de eğitim veriyor bu konularda da. Onun için çok teknik bilgiler veriyor. Satışta demek biz böyle algılıyoruz. Yani evet, bir kişi bize bir şey anlatırken böyle bir gülümsemeyle karşılaşırsa biraz bunu çocuk gibi ciddiye almıyoruz. Ciddiye alınmayan psikolojik boyutu var. Bu bilinçaltının bir şeyi, algısı çok enteresan. O farklı. Zaten bir de bu tür kişiler bunun farkında oldukları için genelde ağızlarını kapayarak gülüyorlar ya da gülümsemiyorlar. Bu da gülümsemek de psikolojik boyutu çok önemli olduğu için tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık diye ben önce şuradan başlayayım. Şimdi bunun tedavisi konuşacağız ama siz o koyu renkli olanları da açabiliyorsunuz galiba lazerle değil mi? Lazerle açabiliyoruz evet. Lazerlerle. Son zamanlarda gelişen lazerler diş hekimliğinde de uygulanıyor. Bunların 3 türevi var. Bir tanesi diş etine uygulanabilenler. Diğeri hem diş eti kemiğe bir de kemikçi lazerlerimiz var. Çoğu problemi ameliyatsız lazerlerle tedavi edebiliyoruz. Evet, şimdi burada da işin nasıl çözüldüğü var. Evet, ne yapıyorsunuz? Bir enjeksiyon yapıyorsunuz 3 noktaya. Diğer resmi bir alabilir miyim eğer geçebilir miyim? Animasyonun üstünde konuşalım istersen. O zaman şöyle diyelim. Burada diş eti gülümsemesinin tedavisi daha önce cerrahiydi. Ya diş köklerinden uzatılıyordu. Yani diş kromboyları uzatılıyordu. Evet bu resimde. Ya da işte dudaktan cerrahiyle dudak düşürülüyordu. Fakat fizyolojik yaşlanma dediğimiz yaşlanmada zaten dudak düştüğü için atıyorum bir 10 sene sonra yine hoş olmayan bir görüntü olabiliyor. Şu an yeni trend
botulinum toksin enjeksiyonları. Diğer animasyonu alırsak bunun tedavisi 3 noktaya botulinum enjeksiyonuyla 5 dakikanızı almayan bir sürede tedavi ediliyor. 3 ila 6 milim düşürebiliyorsunuz hastanın isteğine 3 göre. 3 ila 6 milim düştüğünde de zaten o kapanmış oluyor. Kapanmış oluyor. Animasyonda da görüyoruz. Sadece 3 noktaya uygulanıyor. Evet. Çok kolay bir uygulama. Ve gülümseme evet. Normale dönüyor. Bunun avantajı da şu. Botulinum toksin uygulaması olduğu için hasta hoşlanmadığı zaman 3 ay sonra geri dönüyor. Geri dönüyor ve böylece kalıcı bir şey olmuyor. Yaşlandıkça da daha çok zaten düşmüyor. Zaten düşüyor. Evet. Çok fazla ihtiyacı kalmıyor. Peki bir telefonumuz var. Nilgün evet. Mete bizi arıyor. Günaydın efendim. Merhaba Doktor Beyciğim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz değilsiniz. Sağ olun. Buyurun sizi dinliyoruz. Doktor Beyciğim doktoruma sorayım. Ağzımda benim son derece fazla diş eksik. Evet. Geçmişte kaplama yaptırmıştım, köprü yaptırmıştım. Çekilenler oldu, kesilenler oldu. Onlarla rahat yaşayamadım. Çok kereler yaptırdım, çok masraf ettim. Rahat yaşayamadım. Artık yaptırmaktan vazgeçtim. Fakat başka bir sorun var. Biri konuşurken rahat konuşamıyorum. Karşımdaki benim dişlerimin olmadığını fark ediyor, eksiklerini fark ediyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Daha da kötüsü hiç gülmemeye çalışıyorum. İmplant falan bunlar benim yaşım gereği yapabileceğim şeylerdir. Ben 60 yaşındayım. Şey diyorum, ekonomik protezler yapılabilir mi? Sadece hani sosyal yaşamda konuşurken, konuşacağım zamanlar kullanabileceğim protezler olabiliyor mu acaba? Çok teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun Nilgün, 60 yaşındayım. 60 yaşındayız. evet, estetik, bizim hastalarımız hep estetiği ön plana alıyorlar ama 60 yaşında beslenme de çok önemli doktor bey. Ya sadece öne yaptırıp yemek yiyemedikten sonra daha başka sağlık problemleri oluşuyor. O hastamıza önerebileceğimiz 4 implantlı ya da 2 implantlı yapılan protezler var. Onu önerebiliriz. Yani çok ben biraz önceki var. Görüntüye gelen evet. O implantlar hanımefendi için galiba Nilgün Hanım için gayet tabii uygun ki, olur tabii diye ki. Düşünüyorum. Yani sadece ön bölgede kemik olsa bile oraya yine 4 implantla oraya 12 diş yapıldığında hem fonksiyonu hem de sağlığı, estetiği bir arada kazanabilir. Bir de Nilgün Hanım siz bir kere İzmir'de yaşıyorsunuz. Güzel hava, güzel ortamda yaşıyorsunuz. Yaş daha 60 en az. İnşallah Allah uzun ömür versin. 30 sene daha ömrünüz var. Onun için yani uzun vadeli düşünmek lazım. Hakikaten kalıcı bir diş insanın moralini de düzeltir. Siz de söylüyorsunuz konuşamıyorum diyor, gülemiyorum diyor. Karşımdaki hemen diş eksikliğini fark ediyor. Çok önemli şeyler bunlar. İleride de beslenme problemleri olacak. İşte doğru. Bağırsak yani siz daha iyi bilirsiniz. Hani genel sağlık sorunlarını tabii. Bağırsakta işte midede. Bunlar da çok önemli şeyler. Onları da sonra fark edeceğiz. Evet. Peki bir animasyonumuz daha var. Onu da göstereyim. Diş gıcırdatma. Evet. Şimdi diş gıcırdatma herkes bence uykusunda artık kimisi patronunu çiğniyor, kimisi karısını, kocasını çiğniyor. Herkes birisi komşusunu çiğniyor. Herkes birilerini çiğniyor. Devamlı diş gıcırdatma. Çünkü gün boyu inanılmaz stres içindeyiz. Şimdi görüntülerimiz var ekranda. Dişler gıcırdadıkça ben bunu seyredince dehşete düştüm. Şu şakakların evet, iki tarafındaki kaslar aynı inanılmaz spor yapar büyüyor. Gibi. Yani nasıl spor yaptıkça kaslarımızı büyütebiliyorsak çiğneme kasları da büyüyor. Hastanın zaten dış görünüşünde ben ekranda da gördüğümüz gibi temporal ve masseter kası bariz büyük oluyor. Onları dışarıdan da görebiliyorsunuz. Onlar bayağı kabarıyorlar yani evet, değil mi? Evet, kabarıyor. Dokunduğunda ağrılı oluyor. İşte gelen hastalar sabahları kalktığımda bütün dişlerim ağrıyor, başım ağrıyor, migren ağrılarım var diye bize geliyor. En kötü yanında dişlerde aşıma olduğu için dişler diplerinden çatlıyor ve çürümeye başlıyor. Testere gibi birbirine sürte üst, bir üstü ayrı aşınıyor. Dibi de zayıf kısmı, minenin zayıf kısmı çatlayıp attığı için oralar çürüyor. İnanılmaz böyle hassasiyet başlıyor dişlerin diplerinde. Dolgu ya da kanal tedavisine geldiklerinde çok fazla sıktıkları için dişleri kırabiliyorlar. Ciddi bir problem. İşte implant yaptığımız zaman fazla yük geldiğinde implanta zarar veriyorlar. Ciddi bir problem. Bunun çözümü işte daha önce de şeffaf plaklarımız vardı. Evet. Onlarla yapılıyordu. Fakat hasta uykusunda ben onu alıp atıyorum. İşte bu gece unuttum, şu takamadım, bir rahatsızlığı geçince. Bir dönem çünkü ben de sormuştum. Evet. Al bunları tak dedi. İyi de ben bütün gece böyle dişlerimde bir şeyle mi yatacağım? Yani çok rahatsız bir şeydi o. bunlarla ama şimdi başka çözüm var. Yine aynı şekilde botulinum toksin uygulamalarıyla yani hastaya bağımlı olmadan yapılan tedavi. Animasyonu geçmişti aslında biraz evet. Önce. Dediğim gibi kas hipertrofi olunca büyüyünce şöyle elmacık kemiğinden daha büyük karemsi bir yüz oluyor o tür hastalarda. Sadece o kasa botulinum toksin enjeksiyonu ve temporale
çiğneme kaslarına yapılan enjeksiyonla kas zayıflıyor. Hasta eskisi gibi sıkamıyor. Evet, yani gene botulinum toksin yaparak burada da kasları evet. gevşeterek bunu da rahatlıkla bunun, yapıyoruz. Diğer özelliği de şu. 2 seanstan sonra 4 ay sonra etkisi geçiyor. 2 seanstan sonra bir daha uyguladığınızda hastalar artık gelmiyorlar. Kalıcı olarak da kalıyor çünkü bu. Çünkü kas atrofiye uğradığı için küçüldüğü için diyeyim. Daima eski kuvveti gibi sıkamıyor. Yani aynı sporu yapamıyor diyorum peki. ben. Peki. Diş hekimi Esra Şömlek, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Bizimle kalın lütfen.